Neo Toprak gerçekte kim? Herkese selamlar. Neye Toprak? Gerçek adı Sadık Toprak'tır. Allah Allah. Bunu herkes biliyor zaten. Arkadaşları kendisine Toprak diye hitap eder. Evet. YouTube serüveninde başlarda bir bilgi kanalıydı fakat kendi prensiplerine ters düşmeye başladığı için seslendirme kanalı olarak devam etmeye karar verdi. Doğru. Kendisi felsefe bölümü 2. sınıfta okulu bırakmıştır. Doğru. Neo'nun Türkçe karşılığı yeni anlamını taşımaktadır. Evet. Şu an YouTube'da 511 bin aboneye sahiptir. Evet. Sadece yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğrafı olduğu için bununla analizlere başlayacağız. Bunun yanında Instagram üzerinden bazı fotoğrafları bulunduğu için bunlar üzerinden de analiz ve çıkarım yapacağız. Sizler de profil tanımlamayı öğrenebileceksiniz. Şimdi yüzünün yarısının göründüğü fotoğraftan başlayalım değerli arkadaşlar. Uzun kollu giydiğini görüyoruz. Burada hava değil. Kanka, hayır, uzun kollu değil bu arada. Bu kısa kollu bir tişört. Kısa kollu. Uzun kollu değil. Oversize olduğu için size uzun kollu gelmiş olabilir. Ben genelde bol giyinmeyi seven bir insanım. Bol giyinmeyi sevdiğim için de tişörtlerim fotoğraflarda uzun gibi çıkabilir. Uzun kollu değil ama. Değişimlerine karşı ayak uydurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Neye karşı? Burada hava değişimlerine karşı ayak uydurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Komik geliyor lan bana bu video. İzleyeceğim bunu. Bir dakika. Birazcık arttırdım şeyi. Çalma hızını. Saçları oldukça dağınık. Saçlarım, evet, eskiden böyleydi. Permalıydı. Bu ise bizlere uyandıktan sonra saçlarını çok sık yıkamadığını işaret ediyor. Ben günde iki kere duş alıyorum. Allah'ım manyağı. Maskesine bakalım. Maskesini dikkatli bir şekilde taktığı için hijyen kullanımına dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Demin saçlarını yıkamıyor dedin. Demek ki saçlarını yıkamayan bir insan hijyenik olmaz. Küpe takıyor olduğunu görüyoruz. Bu ise farklı tarzda müziklere ilgi duyduğunu işaret ediyor. Yok, ben sadece rap ve arabesk müzik dinliyorum. Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Gerçekten bu arada. Kullandığı şampuan oldukça yüzünü aydın tutuyor ve temiz gösteriyor. Alakası yok kanka. Işık çarpıyordu yüzüme. Ama yüzüm normalde de temizdir, evet. Bakımlı bir erkeğimdir ya. Bunun anlamı şampuanın pahalı bir şampuan olacağıdır. Evet, şampuanım pahalı ama şampuanla yüzümü yıkamıyorum. Şampuanla yüz yıkanmaz bu arada. Şampuanla yüz yıkamıyorum. Ekstra kullandığım yüz yıkama jelim var, o kadar. Ayrıca insanlar tarafından sık kullanılan bir şampuan olduğunu söylemek gerekir. Kesinlikle benim şampuanımı daha önce kullanan bir insan hiç görmedim. Saf bakışlar kendi iç dünyasında çok fazla duygusal olduğunu gösteriyor. Lan yok, ne alakası var? Bu fotoğrafın çekildiği zaman ben tuvalette kalmıştım. Kilitli kalmıştım. Kapı bozukmuş. Otel tuvaleti burası. Güvenlik arkadaş tanıdıktı. Ona selfie atayım dedim. Kanka gel beni buradan çıkar diye. Bu türde insanlar her insanla rahat bir şekilde anlaşamaz. Yaşına göre kilosunun fazla olması rutin işlerini yaparken üşengeçlik yapıyor olduğunu gösteriyor. Evet, birazcık fazla kilom var arkadaşlar. 5-6 kilo kadar. Bir fazla kilom var. 5-6 kilo çok değil. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi profil tanımlamaya çalışalım. Fotoğraf. İkinci fotoğrafta kedi olduğunu görüyoruz. Fotoğraf. Fotoğraf paylaştığını görmek. Instagram'da 4 fotoğraf paylaştığını görmekteyiz. Şu ana kadar tam 4 tane. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu arkadaşa sesleniyorum buradan. Kanalını eğer şey yaparsa, daha düzenli bir hale getirirse falan, çok komik videolar ortaya çıkabilir. Şaka yapmıyorum. Yani güzel bir konsept bulmuş bence. Bunu yapan daha önce hiç görmedim. Gerçekten komik şeyler ortaya çıkabilir. Ne fotoğraf? İkinci fotoğrafta kedi olduğunu görüyoruz. Kedilere Allah Allah. karşı sempati duyuyor ve sempatik insanlara karşı hoşgörülü olduğunu çıkartabiliyoruz. Evet, kediler benim en sevdiğim hayvanlardır. Üçüncü, paylaştığı fotoğrafında gemilerin bulunduğu bir fotoğrafı görmektesiniz. Orası Kuşadası kanka, Güvercin Ada. Denize karşı hoşluk duyduğunu ve gün batımına karşı sevgi beslediğini çıkartabiliriz.
Gün batımını ve denizi seviyorum ama denize girmekten nefret ederim. Denize girmeyi hiç sevmem. Havuzcuyum Bu durumda ise ruhsal durumunu güçlü tutmak için rutin içerisinde kafa dağıtmaya özen gösteriyor diyebiliriz. ben. Yok, alakası yok. Evden dışarıya çıkmıyorum. Dördüncü paylaştığı fotoğrafta Japon bir çocuğun tatlı halini görmektesiniz. Bu Evet. tarz Koreli yalnız o. sempatik şeylere karşı sevecen yaklaşan insanlar iradesel olarak güçlenmeye hazır, ruhsal olarak gelişmeye açık, empati konusunda gelişmiş kişilerdir. Kesinlikle doğru bak. Bu çok düz, güzel bir tespit. Sizler de Ama bunu bir fotoğraftan mı anladın kanka ya? Instagram üzerinden bazı profilleri bu şekilde tanımlamaya çalışarak onlar hakkında bilgi edinmeye çalışın. Bilgiden ziyade daha çok çıkarımsal olarak bilgi edinmeye çalışın. Yani bir kedi fotoğrafı paylaşıyor diye kedilerden hoşlandığını çıkartamayız. Son olarak benimle iletişime geçen bir abonemin tavsiyesini dinleyip sizlere bir görsel bırakacağım. Bu görselden hangi beden dili hareketinin hangi anlama geldiğini bulup yorumlar kısmına yazınız. Vay be. Dediğim gibi eğer konseptini geliştirirse gerçekten ortaya çok komik videolar çıkabilir. Ciddi manada söylüyorum. Komik videolar çıkar yani.